olmuş. İşte, hep güvenlik kamerası. Yani biz hayatımız güvenlik kamerası oldu. Önceliğimiz trafik kazası ama trafik kazalarını önlemek için en büyük bence artılardan bir tanesi MOBESE olur. Hı hı. MOBESE olduğu takdirde de ben... Zincirleme önlem olur. Kesinlikle. Asayişte de yansır bu. İşte o zaman kimseyi kimseyi ihbar etmesine de gerek kalmaz. Evet. Biri bizi gözetliyor evi gibi olsun gerekirse. Evet. Evet. Kesinlikle. Hani kötü amaçla değil ama bu. Hayır. Ya bugün biriyle, şimdi biri bizi gözetliyor evinden bahsettik de. Bugün biriyle tanıştım. Daha sonra da detaylarını tekrar almak için bir gideceğim ziyarete. Şeymiş, Rum kesiminde bir dev kulak var ya, telekulak. Büyük bir çanak. Evet. Orada çalışanlardan biri şeyden bahsetti. Lady Diana'yı nasıl dinlemişler yıllar önce. Tamam, şimdi sen bunu söyledin ya, artık bir daha sana bilgi de vermez. Yok ya. Şeydir, toparlayalım yavaş yavaş. Programımızın sonuna geldik. Yani güzel geçti, keyifli geçti valla. Neler konuştuk neler ama hiç zaman ne çabuk geçti. Valla nelerden bahsettik, eksiğimiz kaldı mı kalmadı mı? Bir nokta şey koydum, vurgulama yapalım. Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim Temel Bulut. Kıbrıs'a, evet, o da bir gazete, şu anda medya patronu oldu. Medya patronu. Kıbrıs'a ucuz ev vaadiyle geldi. Televizyonlarda yayınlar yaptı. 30 bin sterline 3+1 bahçeli ev verdi. Bugünkü sterlin kuruyla değil. O zaman 2.60 küsürdü. 2.5'tu belki. Ya, evet. Sonra o evler 16 bin sterline düştü. Hala ilanı var yol üzerinde. Fakat Temel Bulut şu anda medya patronu oldu. Yine evet, bir gazete çıkardı. Türkiye'de yakından takip ediyor gelişmeleri. Evet. Realist. Amaç nedir? Neden kuruldu sizce? Kendisine yapılan saldırılar ya da haksız bir takım saldırılardan ötürü mü? Evet. Yani ben de mi gazeteci olacağım dedi o yüzden. Yani Kıbrıs'ta eğer güç yayıncılıksa o zaman dedi ben de yayıncı olayım. Evine harcayacağı parayı, belki Türkiye'de Tekirdağ'da yeni bir projeye başladı. Çünkü Temel Bulut'un maddi sıkıntıları da malum. Buradaki bankaları, borçları, haciz meseleleri de herkes tarafından bilinir. Tekirdağ'dan topladığı ön talep formlarıyla, belki de peşinatlarla bu gazeteyi aktif hale getirdi. Çok da kalabalık bir kadro. Evet evet, biliyorum. Hani şey, habercilikte giydirmek diye bir tabir var. Tak 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 giydirmeye başladılar. Evet. Nereye evet gider bunun sonu bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Ama şey başladı. Yayıncılık savaşları. Evet. Yani kalemşörler artmaya başladı. Hoş bir şey değil. Haberciliği kesinlikle, çok yanlış amaçlarla kullanıyorlar. Kesinlikle kesinlikle. Gazetecilik bu değil. Gazetecilik. Ben Sayın Temel Bulut'u burada değil. Genel anlamda söylüyorum. Onun için söylüyorum. Değil kesinlikle. Genel anlamda söylüyorum. Kalemini kullanıp da önce vur ondan sonra bir bakıyorsun şey gazetesinde kocaman reklam ilan. Abi bakıyorsun onunla ilgili o vurduğu haberler ortada yok. Bitti. Gelene kadar. Tabii. Yani gazetecilik şu anda bu yönde devam ediyor. Hayırlısı olsun. Allah sonumuzu hayırlısı. O yüzden ne diyoruz? Ajanscyprus.com, ekonomikıbrıs.com. Bizde de kimseye vurmak yok. Biz sadece haber gördüğümüz haberleri yapıyoruz. Onun haricinde ihtiyacımız da yok zaten. Çok geçen şükür. Gün bir vurgulama yaptık. Copy paste habercilik. Tekrar söylemek istiyorum çok kısa. Dilek Yılmaz o büyük kazada öldü diye bir haber yaptılar. Durumu ağırdı. Yoğun bakımdaydı. Evet. Ailesini ne hale soktular. Evet. O yüzden burada maalesef bir kopyalı yapıştır habercilik var. O yüzden diyorum ajanscyprus.com, ekonomikabrus.com. Eyvallah. Hemen vedamızı da edelim artık Atıl. Çünkü şu anda Bahar TV'nin rejisi Gaziantep'ten uyarı geldi. O zaman herkese selam söylüyoruz. Ana vatana selamlar. Haftaya görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler. Yine haftaya Cuma Atıl Ayaz'la birlikte yine haftayı değerlendireceğiz, gündemi değerlendireceğiz. Haftaya tekrar Bahar TV ekranlarında buluşmak dileğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hoşça kalın, sevgiyle kalın.